Selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES'ci Mehmet'in hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Huzur buluyorum babacığım. Bu dizilişi gördüğüm an huzur buluyorum. Bana göre Mobil'in, bak benim, bak şahsi fikrimdir bu. Bana göre Mobil'in benim nezdimde en iyi taktiği bu. 4-1-3-2, 4-3-1-2, 4-4-2 ne derseniz deyin. Kanatlı bir şekilde 4-1-3-2. Normalde go oluyor biliyorsunuz bunlar, yakın oluyor. Burada kanatta olduğu için rahatlıkla pozisyon bulabildiğiniz çok sağlam bir taktik. Aynı taktiği konsolda da dedik, konsolda da iş yapıyor. Aklınızda bulunsun, bizi konsolda da takip edenler bu dizilişi yapabilirler. Peki ne yapıyoruz? Bugün PES'ci Mehmet'e kadro kuruyoruz ve daha sonra en fazla maçı kim yapmış tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen baktığımızda Peter Cech'i gördük. Oliver Kahn'ı ve Courtois'ı görüyoruz. 97 ratingle Courtois'ı aldım arkadaşlar kaleye. Peki başka kimi alabilirim? Aa, bizim Necmi abinin oğlu değil mi bu lan? Kari? Cevap vermiyor demek ki, tanımadı. Yukarı doğru çıktığımızda başka kimler var? Someri de varmış bu arada. Sağlam kaleciler var ama biz 97 Courtois'ı aldık bile. Abi bunlar ne? Bekir abinin oğlu Tuşuki değil mi bu? Allah Allah. Hep herkes tanıdık gelmeye başladı bana. Şimdi baktığımızda stoper kısmında kimler var diye. Bu arada diğer oyunculardan falan bayağı açmış. Peki başka kimler var? Beckham Babar'ı gördük. 95, 96, 97. Ooo. Adam Ray kartı almış yanına Nesta'yla. Resmen şov yapıyor. Şov yani. Ray kartı geliyoruz, 97 ratingle buraya arıyoruz. Nesta var. Delight var. Marquinhos var. Bastoni var. Hemen geliyoruz Nesta'yı. Ratingi yüksek olduğu için alıyoruz. Aklınızda bulunsun. Haberiniz ola. Sol bek ve sağ bek kısmını şöyle bir kontrol ettiğimizde Nuno Mendes'i var. Hernandez var. Başka kimler var? Bunu bakabiliriz. Alex Grimaldo var. Grimaldo bu kimdi? Chilwell. Bu yıl biraz ne oldu ya Chilwell'a? Geri plana atıldı. Ne oldu Chilwell'a? Bayağı iyiydi. Chilwell canım çekti şu anda, var Chilwell deyince. Neyse, Hernandez 96 rating. Nuno Mendes'in 95 rating olduğunu görüyoruz. Hernandez'i geliyorum buraya alıyorum. Hernandez mutludur çünkü sağında Raycard, onun bir sağında da Nesta, kalede de Courtois var. Yani ben Hernandez yerinde olsam böyle bir kadroda oynamak isterim. İleri doğru geldik. Alexander Arnold. Biraz önce Alexander demiştik. Demek tahminimiz doğru çıktı. Alexander Arnold'u buraya aldık. James de var. Alexander Arnold'un bir düşük ratingli kartı da olduğu görünüyor. Şu an defans hattı ve kaleci inanılmaz iyi. Şimdi bu taktiğin en büyük artısı şu. Daha doğrusu işleyebilmesi için şu iki tane. Yani şuradaki şu kanat oyuncuları var ya. Şu iki kanadın da çok süratli ve sağlam oyuncular olması gerekiyor. Taktik her türlü öbür türlü işliyor zaten. Yukarı doğru çıkalım. O kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Öncelikle DOS oyuncusu seçmemiz lazım. Yeni gelen Barrios almış. Çok güzel bir kart. 94 Joshua Kimmich var. 94 Tchouaméni ve 94 Partey var. Ben buraya eğer bunlar içerisinde şu anda Tchouaméni biraz daha ön planda. Bu arada Partey'de ön libero kart mı tam hatırlamıyorum. Ön libero kartsa Partey'de iş yapacaktır. Aklınızda bulunsun. Barrios bu arada ön libero kart iş yapıyor. Barrios'u da alabilirsiniz. Ambrosini de var. Ambrosini de ön libero kart. O da iş yapar. Aklınızda bulunsun. Yukarı doğru çıktığımızda Steven Gerrard var. Tabii dediğim gibi bizim şu anda kanat futboluna ve kanat adamına ihtiyacımız var. Depaul, Iniesta. Aa, oğlum bunun sözleşmesi bitmiş lan. Bunun sözleşmesi bitmiş. Aa, cezalı. Oğlum Allah cezanı vermesin ya. Hakikaten ilk defa böyle bir şey oldu ya. Yani 98'lik adamı oyuna alamadım. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani şu adam şu anda ya 523 maç yapmış da alamıyorum ki babacığım oyuna. Ya ben bunu alamadıktan sonra ne, alamıyorum ben bu adamı. Gitti. O şu anda o adam alınamıyor. Iniesta'yı geleceğim, alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Abi nasıl oynatamam ya? Ya 98 adam 100 olmuyor mu? 101 mi oluyor? Kaç oluyor bu adam? Ya niye kırmızı görüyorsun be kardeşim be? Ya tut be şu kardeşim, şu kayma tuşunu tut, kendini tut artık. Kayma yani. Yukarı doğru çıktık. Neyse, Zaniolo var. Dudak büken Zaniolo. Foden var, Arda var, Zico var. Sağ tarafta Cuadrado, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne var. Bernardo Silva'yı gelip bu tarafa alabiliriz. Kevin De Bruyne de şimdilik gelip 96 rating 97 olacak. Kimyayı bir 90 üzerine çıkardığımızda
biraz daha bazı şeyler şekillenecektir diye tahmin ediyorum. Tchouaméni birazcık orada geri planda kaldı. Aslında şöyle yapılabilir. Ofansif orta sahada sağlam oyuncuları var ise biraz daha rating ağırlıklı gidebiliriz diye tahmin ediyorum. Dur bakarız. Onu ileride bir kontrol ederiz. Gakpo'su var gördüğünüz gibi. Sonu var. İkisini şu anda şimdilik alabiliriz 95 ratingde. Hem kimya da artsın ve ratingleri de şöyle bir görelim. Foden'ın iki kartı birden aynı kart ama farklı zamanlarda geldi. Oğlum bunu biz Kulusevski uzun süredir görmedik ya. Vallahi Kulusevski sen nerelerdesin? Lionel Messi var. Lionel Messi kaç oluyor bu kartı? Bu kartı daha mı kötü? Allah Allah. Havers'i çıkarmış. Kral. Yerleşti yerine kral. Kral yerleştiyse o zaman tamam onu şey yaparız. Go pozisyonda Tchouaméni biraz eksik kaldı. Onun yerine daha da böyle daha güçlü bir adam bulursak oraya en azından go devşirmesi koyarız. Ronaldo'yu gördüm. Van Nistelrooy. Düzeltiyorum. Van Basten. Oy, aslında bir şey söyleyeyim. Kadrosu çok iyiymiş de. Bir tık Matheus'u kullanamamak kötü oldu biliyor musunuz? Genel derece diyorum. Baksana abi. En yüksek reytingli oyuncuyu şu anda kullanamıyoruz kardeşim. Sebebi ne biliyor musun? Senin o kayma tuşuna lanet olası canı cehenneme kayma tuşuna basmış olman. Ve kasıtlı mı bilmiyorum ya da çift sarı karttan mı kırmızı kart görmüş olman. Yapma bir daha bunu bize yapma. Lewandowski, Mbappe var. Mbappe şöyle buraya aldığımız takdirde Mbappe'yi 100 yaparız. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu Mbappe'de 100 oluyor mu? Bu da 100 oluyor. Bu daha tatlı bir kart. Bunu alırız. Sağ tarafta 100 Lewandowski. Gullit sağda oynayamıyor değil mi? Orada da oynayamasın. Peki Gullit Go oynuyor mu? Go da oynayamıyordu galiba bu kartı. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Abi Matheus yemin ediyorum var ya burada bir tuş olup aslında şey yapmamız lazım ya. Hani cezayı şey yap diye mesela 30.000 GP ceza verip ya, kullanabiliyor olmamız lazım. O zaman herkes de kayar anasını satayım değil mi? Olmaz. Şimdi sağ taraf Benzema oraya evet bunları da yer değiştiremem. Go da oynayamıyor. Tamam o zaman yapacağımız başka bir şey yok. Genel derece demişiz zaten. Genelde bakabileceğimiz... Şimdi daha da yükseltmeye çalışıyorum ama Lewandowski, Benzema ileri hattı zaten değiştiremem. 101, 101, 100 oldu. Kanat da oynayamıyor bu gavur. Kanat da oynayamıyor. Immobile var. Sağ taraf oraya onu koysak. Yapabileceğimiz şöyle ancak yapabiliriz dostlar. Bunu go pozisyonu yapıp 99 yapacağız. Mbappe'ye gelip buraya çekebiliriz. Iniesta'ya gelip buraya koyabiliriz. 99 olur. Cristiano Ronaldo'yu da koyabiliriz aslında ama kimyayı düşürüyor. Evet kadro bu şekilde kuruluyor. Kadroyu kurduk. En azından go yapıp 99'da yani 1967 şu anda en düşük reytingli oyuncu 97 reytingli Arnold oldu. 98'de Hernandez var. Geri kalan oyuncular 99, 100 ve 101. Güzel. Lewandowski'yi alalım. Alamıyoruz. Matheus alamıyoruz işte. Mbappe'nin bu kartını aldığım için alamıyoruz. Karim Benzema. Muhammed Salah bu arada reytingi artıracaktır. 97 reytingli de oyuncular var. Şimdi 96'ya düştük. Neymar. Immobile. Cristiano Ronaldo. Bu arada bu kartı mobilde iş yapar. Ben konsolda oynattım 2 gün. Cristiano Ronaldo kesinlikle bu kartı iş yapacaktır. Felix. Ve son olarak da Pedri'yi alıyoruz. 3047 kolektif güç yaptık. Güzel. İyi bir kadro. Tabii ki de daha da yüksek olabilirdi. Neden daha yüksek olabilirdi? Tabii ki şöyle bak. Hemen attığımı aldım. Koydum tabletimi. Yani Matheus'u koyabilseydik oraya sağlam olurdu yani. En azından Bernardo Silva'nın yerine koyabilirdik. Ratingi arttırırdı. Neyse. Van Basten, Romario, Gullit. Zaten Van Basten, Gullit ve Rijkaard 3'ü yeni geldiği için. Romario 101'lik kartı eski bir kart. Mbappe'nin bu kartı eski bir kart hatırlıyorum. Hernandez zaten gri kart olduğu için çok yüksek bir maç yüzdesi olabilir. Kalede Courtois eski bir kart. Birazcık zor olacak. Elediğim oyuncuları söyleyeyim size. Rijkaard'ı, Bernardo Silva'yı, Van Basten'i 3, Gullit'i 4 eledim. Iniesta'yı da eledim 5. Ama Arnold, Hernandez, Mbappe, Courtois, Romario bu beşli arasındayım. Bir tanesini kitleme hakkım var. İki tane seçenek yapacağım arkadaşlar. Bugün kitleme kullanmak istiyorum. Yani o kitlediğim oyuncunun herhangi bir maç adedi sayılmayacak. Ben kalede Courtois'un çok fazla maç adedi olduğu için
Onu seçme taraftarıyım ama kafamı soru işareti olarak kurcalayan bir tane oyuncu var. O da Romario. O yüzden Romario'yu kilitliyorum. Romario'nun maçı sayılmayacak. Hemen şöyle bakabiliriz Romario. 493 maç yapmış. Romario iptal. Ben kalede Courtois'ı ve Hernandez mi yoksa Mbappe mi arasında kaldım. Bu Mbappe'nin kartı sonradan gelen bir kart değil. Eski kartlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben kalede Courtois'ı ve sağ kanatta şu anda oynayan Mbappe'yi tercih ediyorum. Romario'yu kilitlemiştik. Romario'nun adet maç adedi önemli değil. Van Basten, Gullit, bunları hemen aradan çıkaralım. Zaten bunlar çok az maç yapmıştı. Iniesta 534 maç yapmış. Bernardo Silva yeni. Hernandez çok güzel, korktuğum adamlardan biriydi. Iniesta da şu an 534 ile. Arnold 106. Tamam, şu anda 2 tane oyuncu. Şu anda bak 493'müş bu. Ama zaten 534 ile Iniesta bayağı da oynatmış Iniesta'yı. 534 maç. İlk önce Mbappe'ye bakıyorum. Ananı, yeni gelmiş bu kart. 57 maç. Son olarak şu anda lider 534 maç Iniesta. Courtois lanet olsun. Bugünü kötü bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün bilemedik. Yani Romario'yu kilitledik. Romario'yu da tercih ettim. Iniesta'yı, bak şöyle üzülmedim. Iniesta'yı tercih etmezdim. Yani belki Hernandez'i tercih ederdim. Çünkü Hernandez'de hani bu kartı kullanılabilir çok fazla. Bir de sol beki çok yok. Hani kullanılabilir diye düşündüm. Belki Alexander Arnold olabilirdi. Yani tahmin ettiğim, aslında korktuğum oyuncuların hepsi düşük çıktı. Iniesta demezdim. O yüzden Iniesta'yı kitlemezdim de. Yani çok böyle 5 tane oyuncu arasında kaldım ya. En sonuncusu Iniesta'ydı benim için. Yapacak bir şey yok. Bugün kötü bitiriyoruz videoları arkadaşlar. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.